Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın, parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten, uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradıma ermiş, abasız, postsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş, dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Değerli izleyenler, bugün yine çok ilginç, çok çekici bir konuyla birlikteyiz. Türk edebiyatının, Türk düşünce hayatının son zamanlarda tartışa tartışa bitiremediği, adeta her gün hakkında bir kitap yayınlanan yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar'ı ele alacağız. Tanpınar, dediğim gibi, doktora tezlerinin konusu, derslerin konusu, kitapların konusu. Fakat bir yandan da onun kendi kitapları var. Tanpınar neden bu kadar önemli? Tanpınar neden bu kadar ilgi çekiyor? Bunları konuşacağız. Bu konuşmalara vesile teşkil eden bir kitap var elimizde. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli kitaplarından birisi Beş Şehir. Beş kentimizi anlattığı bir kitabı bu. Ve Dergah Yayınları onun yeni bir edisyonunu çıkarttı. Bu edisyonu Beşir Ayvazoğlu Bey hazırladı. Bir tür bu kitabın kültürel kılavuzu adeta bu kitabın arkasında şimdi yer alıyor. Beşir Ayvazoğlu Bey bugün bizimle birlikte bunu ve ayrıntılarını konuşacağız. Aynı şekilde değerli hocamız Handan İnci Hanım da Tanpınar üzerinde çok çalışmış birisi. Benim çok değerli bulduğum, çok önem verdiğim bir kitabı, onun telif bir kitabı, Orpheus'un şarkısı, Tanpınar'ın romanlarında Aşk ve Kadın. Daha önce Abdullah Uçman Bey'le birlikte Tanpınar üzerine yazılar yayınlamışlardı. Gördüğünüz gibi gayet kalın bir kitap ve bir de Dünyam adını verdikleri Tanpınar'ın bir tür görsel albümü, eleştirel görsel albümü, bir tür biyografisi çıktı. Dolayısıyla Tanpınar hakkında bir hakkın konuşabilecek iki çok değerli kişiyle birlikteyiz. Şimdi Beşir Bey, sizden müsaade ederseniz başlayalım. Önce hanımlardan başlanır ama bu vesileyle Handan Hanım bize izin verirler. Bu Beş Şehir hikayesini kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Çünkü Tanpınar hakkında konuşacak o kadar çok şey var ki. Evet, Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve Erzurum'u anlattığı 1941 ile 45 arasında devrin önemli mecmualarından biri olan Halk Evi Mecmuası var, Ülkü Mecmuası'nda parça parça yayımlanmış son derece önemli metinlerdir. Hemen sorayım, bu metinlerin önemini siz ön sözde belirtiyorsunuz. Bunu da kısaca rica edebilir miyiz? Bu metinler tabii Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öncelikle yaşamış olduğu şehirler hakkında yazılmış olması bakımından önemli. Bir de yaşarken bir gazeteci bakışıyla değil de zaman geçtikten sonra entelektüel, zengin bir entelektüel birikim edindikten sonra tekrar o şehirlere dönüp o şehirler üzerinde düşünerek, yorumlayarak bir bakıma o şehirleri yeniden inşa etmesi anlamını taşıyan metinler. Şunu da sorayım izin verirseniz. Şimdi çok güzel belirttiniz. Önemli bir entelektüel birikim edindikten sonra dönüyor bu şehirlere. O ön sözde bunu belirtiyorsunuz ama ben yine de sormak zorundayım. O da şu: niye böyle bir ihtiyaç hissediyor? Yani neden bu Beş Şehri yazmak ihtiyacını hissediyor? Buna dair bir belirti var mı? Yani zaman zaman bu şehirler üzerinde düşündüğü anlaşılıyor. Beş Şehir'den önce bazı metinlerinde Beş Şehir'de anlattıklarına benzer bir takım metinler var. Mesela bazı hikayelerinde var.
ne bileyim mesela evin sahibi hikayesinde var. Huzur'da var. Birçok başka hikayesinde var. Bursa ile başlayan bir macera aslında bu. Evet. Orada bir de bir kadın var hayatına girmiş. Evet. O meçhul. Handan Hanım sizin bir bilginiz var mı o hanım hakkında? Meçhul değil mi? O bilinmeyen birisi. Evet. Yani ama o kadın birçok eserin arkasında diyor. Yani evet. Beşşehir'in, evet. Huzur'un, evet. Efendim, yaz yağmurunu. Ya. Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak, rüyaların kadar sade, güzeldin. Baş başa uzandık günlerce, ıslak çimenlerinde yaz bahçelerinin. Ömrün gecesinde sükun, aydınlık, boşanan bir selvi avuçlarından, bir masal meyvesi gibi paylaştık mehtabı kırılmış dal uçlarından. Siz çok önemli bir tespitte bulunuyorsunuz. O Handan Hanımların düzenlediği bir kitapta da yer alan makalenizde var. Bu kitapta da bahsediyorsunuz. Tanpınar'ın hafızasının böyle muhayyile seyahatleri yaptığı, olmayan şeyleri olmuş gibi tahayyül ettiği, bunu söylüyor da, yani hayat kendimize böyle iklimler kurma sanatıdır diyor. Bu kadın da böyle hayali bir varlık olmasın. Değil aslında. Değil mi? Yani parçalar taşıyor. Yani biliyoruz aslında kim oldu. Meçhul dedik ama birazcık meçhul kalması sanki daha hoş olacak Tanpınar hayatı için. Elbette, bir hanım var, o mu? Elbette var. Hatta romanlarındaki bu kadın tipini oluştururken beslenen birkaç kadın var etrafında. Ama kişisel olarak hayatına sevdiği bir kadın olduğunu elbette biliyoruz, yani kimliği de artık biliyoruz, ortada. Evet, ama romanlarında bu kadınları yazarken birkaç kişiden birden ilham alıyor. Anladım. Evet, buyursunlar efendim. Evet, şimdi bu Bursa son derece önemli. Zaten sanki o macera da Bursa'da noktalanıyor gibi görünüyor. Evet. Önce Bursa'da zaman şiirini yazıyorum. Hatta o Bursa'da zaman şiirinin sonunda bu maceraya bir atıf da vardır. Var. Bu aşk macerasına bir atıf da vardır. Var. Yani birlikte yaşamak, birlikte ölmekten söz eder o şiirin. Bu ilk şiir, Bursa'da zaman şiiri, tevhidi tasvir efkarda. Evet. Başka bir adla çıkıyor zaten. Evet. Bursa'da zaman ve hülyası, klişesi var. Kitapta var, orada hemen. Kitapta vardır. Macera bununla başlıyor. Sonradan diyorum, bu şiirin ilgi görmesi. Mesela Halide Edip adı var. Bu şiirin olağanüstü bir şiir olduğunu ve Tanpınar'ın gerçek bir şair olarak bu şiirde ilk defa hissettiğini, fark ettiğini söylüyor. Ben diyorum Bursa'ya çok sık gitmesi, belki de o aşk hikayesinin bir sonucu olarak sık sık gitmesi, ki ailesiyle de her yıl tatile giderlermiş. Evet. Bursa'ya. Şimdi Bursa'yı yazıyorlar tahmin ediyorum. Ahmet Kutsi Tecer o tarihte. Onun en yakını zaten. Ahmet Kutsi Tecer o tarihte Ülkü Mecmuası'nın başında. Çok yakın dostu. Çok. Aralarında konuşuyorlar tahmin ediyorum. Herhalde Tanpınar o renkli üslubuyla. Anlatıyor. Yaz bunları tahmin diyor. Ediyorum. Ya Ahmet veya ya, Hamdi derler. Hamdi onlar. Diyorlar. Ya onlar, Hamdi. O da ona Kutsi diyor zaten. Bursa'yı yaz sana lan diyor tahmin ediyorum. Yazış. Çünkü nasıl yazdığı konusunda hiçbir veri bulamadım ben. Bulamadım. Yazıyorsunuz onu zaten. Tahminim böyle. Olabilir mi? Yani şehirlere çok değer veriyor. Şehir bilincine, şehir kültürüne, şehirlerin kimlikte bir kurucu unsur olarak taşıdığı yere de çok değer verdiği için acaba bu kültürün temel taşlarını oluşturan şehirlerden söz ediyor işte. Benim yorumum şu. Öyle bir ilgi midir bu beş şehir ilgisi? Evet. Beşir Bey'in söylediğine ben de katılacağım. Yani şöyle, şehir yazmak için bunları yazmıyor. Zaten onu Beşir Bey de ön sözde belirtiyorlar. Bu yani o şehrin gündelik hayatının veya o andaki durumunun bir gözlemi vesaire değil. Yani bir turist gözüyle yazılmış birisi değil. Bir gazeteci gözüyle yazılmış. Bir gazeteci gözüyle yazılmış değil. O kültürünün içinden bu şehirlere geliyor. Yani kendisindeki o kültürel birikimi oluşturan temel unsurların arayışı onu buraya getiriyor ki buna bağlı olarak müthiş bir referanslar, atıflar zenginliği var. Yani dolayısıyla o aslında kendi kültürünün bir tür deşifre edilmesi, onun
şimdi yeni moda tabirle kodlarının ortaya çıkartılması. Evet. Bu yine onun her şeyi gibi bence aslında kendisini anlattığı ve dolaylı olarak anlattığı bir. Bu hayale uyur Bursa her gece. Her şafak onunla uyanır güler. Gümüş aydınlıkta serviler güller, serin hülyasıyla çeşmelerinin. Başındayım sanki bir mucizenin, su sesi ve kanat şakırtılarından. Billur bir avize Bursa'da zaman. Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Duyduk bir musiki gibi zamandan, çinilere sinmiş Kur'an sesini. Fetih günlerinin saf neşesini, aydınlanmış buldum tebessümünle. İsterdim bu eski yerde seninle baş başa uyumak son uykumuzu, bu hayal içinde. Ve ufkumuzu çepeçevre kaplasın bu ziya, bu renk. Havayı dolduran uhrevi ahenk. Bir ilahi uykusu olur elbette, ölüm bu tılsımlı ebediyette. Belki de rüyası bu cetlerin, beyaz bahçesinde su seslerinin. Tanpınar kimdir ve neden bugün bu kadar bizim kültürel, entelektüel, edebi hayatımızda bu kadar rol oynuyor? Siz de neden bu kadar kitapları yayınladınız? Çok kişisel bir cevapla başlayayım o zaman. Ben Tanpınar'ı yazar olarak çok önemsiyorum ve beğeniyorum, seviyorum. Bunun için ilgileniyorum Tanpınar'la, ama elbette tabii ki Mehmet Kaplan'ın, Zeynep Kerman'ın tedrisatından geçmiş olmanın da Tanpınar'a yakınlaşmakta bir mesafe kısaltıcı rolü olduğu kesindir. Neden bugün üzerine çok konuşuluyor derseniz, o kadar zengin bir dünyası var ki ve onun yanına koyamadığımız, yani koymaya çalıştığımız yazar sayısı da çok az elimizde. Yani ortada duran, iki aleme de aynı anda bakabilen, doğuya da batıya da bakabilen, hiçbirine ait olmayı tam kabullenemeden bir şey oluşturan. İşte 32'ye kadar müfit oluşturan. Garpçıydım 32'den sonra. Ama müfit bir şarkıcı da olmadı, yorumladı. Evet, bir sentez oradan çıkartmaya çalıştım diyor. Kendine göre tefsir ettiği, evet, bir şarkı yaratmaya, evet, çalışması. Zengin, ucu açık, bir yere bağlanmıyor ve cevabı yok Tanpınar'ın. Tanpınar soru soruyor. Soru da bizi kışkırtıyor doğrusu. Cevabı olan bir yazar olsa Tanpınar budur der, bırakırdık. Ama hep başka bir açıdan bakabileceğimiz imkanlar sunuyor. Beşim Bey, ben sizin yazılarınızdan zaman zaman Tanpınar'a dönük bu ilgiden tabii ki memnuniyet duyduğunuzu ama bir eleştirel perspektifinizin olduğunu da görüyorum. Yani sanki başka hiç kimse yokmuş da sadece o, yani bizim modernleşme meselemizi incelerken, o bizim işte Handan Hanım'ın belirttiği konularla uğraşma maceramız içinde o. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Tabii Tanpınar, Handan Hanım'ın dediği gibi, yani bir takım sorular soruyor. Ona enteresan cevaplar veriyor. Ama sadece bu değil Ahmet Hamdi Tanpınar'a gösterilen ilginin sebebi. Şimdi içinden kopuk geldiğimiz bir dünya var. Tarihi, kültürü, musikisi, mimarisi, plastik sanatları vesaire, koptuğumuz bir dünya var. Koptuk ama o bizim içimizde bir vicdan azabı gibi yaşıyor. Hatta bu kültürden, evet, bu kültürden kopulmasını savunan ve fiili olarak gerçekleştirenlerin içinde. Mesela ben bunu en çok Hasan Ali Yücel'de görürüm. Bir vicdan azabı gibi içimizde duruyor. İşte bu kimlik problemi. Bu kimlik problemini çok ciddi bir şekilde yaşamaya, hissetmeye başladığımız zaman referans kaynakları aradık. Ahmet Hamdi Tanpınar birdenbire özellikle 1970'lerden, özellikle 80'den sonra birdenbire karşımıza çıktı. Onun eserlerine özellikle entelektüeller sağdan soldan, evet, işaret edip de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinin ruhuna nüfuz etmeye başlayınca bu kimlik krizi konusunda doğru sorular sorup enteresan, doğru cevap demiyorum, enteresan ve bizim zihnimizi açıcı cevaplar verdiğinin farkına vardık. Tabii bir de bu soruları soruş tarzı, verdiği cevaplar da çok kaliteli, evet, sorular ve doğru cevaplar. Bunu aynı zamanda kendine has, son derece renkli,
ışıltılı, pırıltılı, derinlikli bir üslup. Müthiş bir üslup tabii. Üslup zor bir üslup ama. Yani o meseleleri o üslubun içinden söyleyince müthiş cazip geliyor. Bu zamanlar Cemil Meriç de böyle gelmişti bize. Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim. Ne yeni süslü elbiselerim, ne su geçirmez potinim, ne sıcak paltom vardı. Daima diz kapaklarım yamalı, daima dirseklerim biraz dışarı fırlamış gezdim. Hiç kimse mektebe giderken bin türlü sıkı tembihle beni öpmedi. Ne de akşamüstü yolumu dört gözle beklediler. Hatta eve ne kadar geç gelirsem etrafımdakiler o kadar rahattı. Bununla beraber mesuttum. Bütün bu şeylerin yokluğuna karşılık hayatı ve sokağı kazanmıştım. Mevsimler, insanlar, hayvanlar, eşya en müniz, en değişik yüzeyleriyle benimdiler. Bu günlüklerinde bununla ilgili olarak yazarken siz alıntılamışsınız da onu, bu beş şehrin üslubunu eleştiriyor. O zaten kendisine dönük eleştirilerinde çok acımasız. Çok. Bunun için de işte cümleler çok şişkin, edatlar ve zarflarla başlıyor. Şimdi ilgeç ve bağlaç diyoruz onlara. Onlarla başlıyor bu cümleler. Feci, çirkin, hatta iğrenç, İğrenç diyor bunun için. Şimdi bu korkunç bir şey kendisi açısından. Fakat şunu söyleyeceğim. Şimdi benim bu konuda şöyle bir görüşüm var. Tabii ben de onunla çok uğraşmış birisi olarak. Şimdi her gün belki Tanpınar hakkında bir makale, bir kitap, bir şey yayınlanıyor. Ama siz Tanpınar'ın gerçekten okunduğu kanısında mısınız? Bu soruyu sorarken şöyle düşündüğümü de belirteyim. Ben Tanpınar'a bakarken Beşi Bey'in demin belirttikleri gibi insanların aslında kendi meselelerini oraya yansıttıkları kanısındayım. Yani onun şu kitapta anlattığı veya sizin bu kitabınızda öykülerini, romanlarını incelerken gösterdiğiniz referansları itibariyle Tanpınar'ın bugün kavranması veya okunması sizce gerçekleştiriliyor mu? Ben bu konuda doğrusu biraz olumsuz demeyeyim, o belki çok şey değil ama biraz çekingen davranıyorum. Yani Türk müziği ile ilgili olarak söyledikleri bu isimler, bunlar dinleniyor mu? Veya bütün o şairler, bütün o Osmanlı müverrihleri, bunlar bilinebiliyor mu? Neydi bu konudaki şimdi düşünceniz? Şimdi aslında bir metin hiçbir zaman tam olarak okunamaz. Bu mümkün değil. Dönemle birlikte. Siz onu tabii çok akademik ve güzel açıkladınız ama. Döneme göre, beklentiye göre, ihtiyaçlara göre her metin yeniden okunabilir. Bu yüzden de sonsuz okuma vardır. Tanpınar da buna çok zengin, yani çok yatkın, zengin bir dünya sunuyor. O dediğiniz meseleleri tartıştığımız günler geldiğinde Tanpınar yine ele alınacak. Belki Tanpınar'ı cazip kılan da bu. Yani tükenmeyen bir kaynak gibi yeniden yorumlanabilecek, ucu açık bir yazar olması ve referanslarının çok zengin olması. Söylediğiniz konuda çok haklısınız. Tanpınar bu açıdan ben Beşehir'i çok değerli bir çalışma olarak görüyorum. Tabii çok. Çünkü bütün o görselleştirdi, sözünü ettiği mimari eserler, kişi ıslar, onlar hakkında bilgi vermesi çok önemli. Tanpınar için böyle bir okuma kılavuzuna ihtiyaç var. İşte zaten diyor ki Beşehir Bey bir Ahmet Han Tanpınar sözlüyor. Onu sizden sözlüyor. Bekliyoruz. Yahya Kemal'i yazdınız. O devasa bir iş. Devasa bir şey. Hakikaten. Benim de bir hayalim. Yahya Kemal'i bir kişi yapabilir mi? Beraber yapmanızı işte bu programda öneriyim ben. Böylelikle onu yaparız. Yani şimdi, ben affedersiniz. İstirham edin. Bu beş şehri hazırlarken kendime çok güveniyordum tabii. Bir de Ahmet Han Tanpınar'ın üslubunun büyüsü okurken o büyüye kapılıyorsunuz ve arka planını fazla kurcalamadan sanki biliyormuşsunuz gibi onun referanslarından haberdarmışsınız gibi geçiveriyorsunuz. Evet. Şöyle bir kurcalamaya, eşelemeye başlayınca baktım ki aslında ben de uyuklayarak okuyormuşum. Evet. Yani deştikçe deşti tabir caizse ve 250 tane daha da fazla konabilirdi aslında. Tabii. Artık abartmayayım dedim. Yani 250 civarında not koydum. Bunu tabii biraz kurcalayınca problemler de çıkmaya başladı. Ciddi manada. Yazarken muhtemelen hafızasına güvenmiş. Evet, şimdi gelelim ona. böyle yakaladığınız şeyler var. Bu 60 civarında o tür problem var. Yani. Var. Yani
muhayyilesine güvenen ama onu çok güzel belirtiyorsunuz. O kendi iklimi içinde yaşayan birisi. Yani onun sahihliği, o verdiği bilginin doğruluğu, maddi bir hata içerse bile, yani bu kitapların bizdeki hiç kıymetinden hiçbir şey kaybettirmiyor. Hayır. Kıymeti yok. Peki nasıl birisi? Şimdi sizden onu dinleyelim. Çünkü siz bir tür onun biyografisini yaptınız. Maalesef tanımadım. Yani bana anlattığı kadarını bilirim ancak. Evet, fakat günlüğünü okuduğumda ben tam bunları mektuplarıyla sevdim. Çünkü yazar oradaydı. Evet. Sonra günlüğünü okuduğumda Tanpınar'a daha çok yakınlaştım, hissettim. Kurguyu o günlüğü bekliyorduk da sonunda geldi. Sonunda geldi. Evet, evet, hocalarım İnce Hanım ve Zeynep Hanım üzerine uzun yıllar çalıştılar. Gerçekten Tanpınar için bence çok önemli, çok bir şey, bir ışık tuttu yazara. Şaşırdık mı? Değil. Aslında orada anlattıklarının bir kısmı mektuplarında vardı. Ama şaşırdığımız yerler oldu. Ama bunlar değil. Mesela şöyle bir şey oldu. Tanpınar'la arasında birden mesafe koyanlarla yakınlaştıranlar. Ben yakınlaştıranlardanım. Çünkü orada gördüğüm yazar, siz de bu konuda zannediyorum arada durdunuz ama çok öfke duyanlar da oldu. Bu muymuş sevdiğimiz yazar diye. Çok ağır yazılar ben, yazanlar oldu. Tanpınar'ın eserlerindeki o girift, o kompleks, o zengin yapının iç dünyasında da nasıl olduğunu, karşılığı olduğunu görmekten etkilendim. Ama çok eski tabirle mülemma bir kişilik oldu muhakkak. Yani o devrim bütün aydınları öyle aslında. Öyle mi dersiniz? Evet. Yani Tanpınar insanı diye bir tipoloji düşünüyorum. Yaratılabilir. Yani. Doğru. Yani iki dünya arasında böyle tercihini yapamamış. Eşikte tabiri, kendi tabiri var ya, eşikte kalmış, adımını içeri atamıyor, geri de gidemiyor. Ben, ama iki arada bir derede kalmış bir... 69'da bu kitabın, pardon, Huzuru veya 70'lerde o zaman tercümanın bin bir eseri bastı. İlk öyle çıktı. Ben onu okurken babam onu okuduğumu görmüş ve ya buna Kırtipil Hamdi derlerdi. Bunu nereden buldunuz gene dedi. Yani unutulmuş. Efes'e bir yazardı o zaman. Evet. Ondan sonra ortaya çıktı. Şimdi tabiri kendi arkadaşları arasında da öyle. Yani ben büyük ihtimalle Ataç'ın taktığı bir... Ataç takıyor onu, evet. Tabii. Kendi arkadaşlarının da onu yaşadığı günde bu derinliğiyle algılamadığı muhakkak. Nitekim kendi günlüklerinde bu suskunlukla ilgili işte... Çok normal değil mi bu? Tabii normal. Yani ben Tanpınar'ın bu bana suikaste uygulandığı nitelemesini birazcık abartılı buluyorum hakikaten. Hayat derken yayımlı da o, kendisinin yayımlandığını gördü kitaplara baktığımızda. İki tane romanı var. Biri zaten ölmeden birkaç ay önce yayımlanıyor. Tabii. Saatleri ayarlı. Sadece huzur var. İki tane hikaye kitabı var. Şiirleri de ölümünden çok kısa bir süre önce yayınlanıyor. Ne var ortada diye baktığınızda 5 şehir var. Peki 5 şehir 1950'lerde, 40'larda, 50'lerde değerlendirilebilecek bir kitap mıdır? Beşir Bey onu hayır, yazmış. Değildir. Hele içinde bulunduğu çevrede işte Samahattin Eyüboğulları, Azra. Baskıda 4 yazı var yani. Erhat Dağ, evet. Adalet Cimcozlar. Çok kuvvetli yazılar ama birkaç, o ilk başta Halide Edip'in yazısı, Nahit Sırrı'nın yazısı. Kimlerdir yazanlar? Tahir Olango, Nahit Sırrı. O ikinci baskı, sonraki baskı. Onlar, evet. 3 tane yani. Adam bunun yazısı şu kadarcık bir yazı. Çok yani. Çok kişi, az, çok az. İlk baskı için Nait Sırrı, Cahit Tanyol ve Halide Edip'in yazıları çok kuvvetli yazılar. Halide Edip deha diyor. Mustafa Şekip'in yazısı. Yani ötekiler biliniyordu. Mustafa Şekip bilinmiyordu. Yani evet. Bu araştırması sırasında bulmuşlar. Ama bakın bu isimlerin hepsi Tanpınar'ın söylediği meseleleri zaten kurcalayacak ve etkilenecek kişiler. Tanpınar'ın dikkat beklediği yerde duran kişilerin hiç konusu değil bunlar. Evet. En yakın arkadaşı olarak gördüğü, çok sevdiği Sabahattin Eyüboğlu'nun hiç yazısı yok. Ölümünden sonra bir yazı var. Aslında o yazıda ama çok hakkaniyetli bir yazı. Yani çok da sizin belirttiğiniz gibi önemli tespitleri olan bir yazı. Yani, ama keşke daha önce okuyabilseydi bunu. Kendisi evet, görebilseydi. Evet, işte o bütün mesele. Zaten tarihinde bulunuyor. S.A. diyor işte. O S.A. Tarihinde bulunuyor. Sükür suikastinin sorumlusu olarak görülüyor. O çevredir. Evet. Evet, yoksa başka biri görmüş onu. Sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş şunu soracağım. Spekülatif bir soru, o da şu. Bundan sonra Tanpınar'la ilgili olarak yapılacak bir şey kaldı mı? Yani yapıtlarıyla ilgili veya yaşantısıyla ilgili. Aslında var. Bence dediğiniz gibi çok yayın varmış gibi görünüyor. Bini aştı makale. Kitaplar 40'ı aştı. Fakat tekrar yani yeni şey söylemek gerekiyor ve bu her zaman mümkün. Yeni açıdan bakmak her zaman mümkün. Özellikle bu kodları yorumlamak, mesela bu son derece yeni bir yayındır. Bunun gibi o arka dünyayı, o planı öne çıkarmak için ve yeni yorumlar yapmak için her zaman bence verimli bir yazar bu. Yani bitmiş değil. Sayı sizi ürkütmesin. Hayır. Sayı çok olabilir sayı ama. Sayı çok büyük ama ben şöyle düşünüyorum.
onun söylediğiniz hususun gerçekleşmesi için Türkiye'deki entelektüel birikimin de ayrı bir şimdi aşamaya gelmesi lazım. Bence bugünkü birikimle söylenebilecekler iyi kötü söylendiler. Şimdi başka bir yere gelirse ki gelecektir mutlaka, o zaman Tanpınar hakkında ve diğer aydınlar hakkında da önemli şeyler söylenecektir. Sizin? Evet, çok şey yazıldı. Çok tartışılıyor, konuşuluyor ama arka planı, yani kültürel arka planının tam o aşağıya çıktığı kanaatinde değilim ben. Diğer kitaplar hakkında da buna benzer çalışmalar yapılmasında yani, fayda vardı. Evet. Mesela huzur hakkında huzur yapılmalı. Evet. Böyle bir çalışma, çünkü çok zengin bir atıflar dünyası var. O kitapta biz İstanbul'un ortaya çıkarmaya çalıştık. İstanbul'da yaptığı bütün atıfları, yani nerede geçiyorsa, ama onları şimdi açmak lazım. Evet. Onların altını genişletmek lazım. Doldurmak lazım, onu genişletmek lazım. Efendim çok teşekkürler. Geldiniz, lütfettiniz. Bu konuyu ele aldık. Değerli izleyenler, bir yerde bitmez tükenmez bir kaynak olduğu anlaşılan Ahmet Hamdi Tanpınar'ı bugün iki çok değerli konuğumuzla birlikte konuştuk. Onun Beş Şehir kitabının yeni bir yayını vesilesiyle ve diğer onun hakkında yazılmış kitapları söz konusu ederek Tanpınar bugün çok tartışılan, çok değerlendirilen, çok okunan bir yazar. Ama öyle anlaşılıyor ki ve bütün bunlarla birlikte öyle anlaşılıyor ki Ahmet Hamdi Tanpınar bildiğiniz gibi değil. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradıma ermiş abasız postsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.